Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu bugün üçüncü videom, yedinci sınıf. Biraz senaryolar konusunda geciktim sanırım. Evet. Bakalım. Complete the sentences with suitable personal traits. Alice always says please and thank you, so she is. Evet, Alice her zaman teşekkür ne diyormuş? Lütfen ve teşekkür ederim diyormuş. O zaman nasıl bir kişidir bu? Buraya ne yazabiliriz? Kind yazabiliriz, değil mi? Başka ne yazabiliriz? Kind'dan başka. Siz düşünün bakalım. Yani dediğim gibi açık uçlu sorular biraz yani ucu bucağı yok gibi oluyor. Ama tabii ki de siz kitabınıza bağlı kalacaksınız, müfredata. Bağlı kalırsanız daha kolay olur. Bu da nasıl bir kişi? Sürekli gülümsüyor ve mutlu görünüyor. Mutlu görünüyor ve gülümsüyor. Nasıl bir kişi olabilir bu kişi? Looks happy. Happy. Veya pozitif, değil mi? Optimistik mi? Hı? Optimistik de olabilir. İyimser bir kişi. Mary helps others when they have a problem, so she is helpful yazabilirsiniz. Şuraya mesela easy going de yazabiliriz. Yani diyorum ucu bucağı yok. Aklıma da geliyor ki ben devam ettikçe aklıma başka şeyler de geliyor. Sally never tells lies. Asla yalan söylemiyor. Honest. Frank always does his homework, so he is hard working olabilir. En uygununu öyle düşündüm. Peki. Fill in the blanks with comparative forms of adjectives. Evet, generous, cömert demekti, değil mi? Jane is. Şimdi çok hecelilerde more getiriyorduk. More generous than Eric. My mother is. Tek hecelilerde er getiriyordu. Comparative yapmamızı istiyor. Older than my father. Annem babamdan yaşlı. Maria's hair is. Maria'nın saçı yine long, tek heceli. Longer than my hair. Tim is smart. Yine tek heceli. Smarter than Anne. Daha akıllı. Students will be able to write simple pieces. Okay. Look at the table and answer each question in one full sentence. Evet, şimdi tabloya bakıyoruz. Her bir soruyu bir tane tam full cümle şeklinde cevaplayacağız. Is Larry older than Nicole? Larry Nicole'dan daha mı yaşlı? Bakalım şimdi Larry 13 yaşında, Nicole 15 yaşında. O zaman Larry Nicole'dan daha yaşlı değil. Şimdi buna ne diyebiliriz? No, he isn't diyebiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz. Larry, yani devam edebiliriz. Is younger than Nicole. Yani Larry Nicole'dan daha yaşlı değil, daha genç. Böyle de yapabiliriz. Ya da Nicole is older than Larry de diyebiliriz. Bunların hepsi olur. Nicole is older than Larry. Nicole Larry'den daha yaşlı. Yani no he isn't dedikten sonra bu şekilde bunlardan birini tercih edip de cümleye devam edebiliriz. Is Nicole taller than Larry? Bakalım. Nicole 1,67 boyunda, Larry 1,60 boyunda. O zaman evet, Nicole Larry'den daha uzun. Yes, she is.
Evet, Nicole Larry'den daha uzun. Buna bir şey dememize daha gerek yok çünkü pozitif. Devam da edebilirsiniz. Full sentence diyor ya. Yes, she is taller than Larry diye de devam edebilirsiniz. Böyle kısa kesmenize de gerek yok. Yes, she is taller than Larry. Evet çocuklar. Read the text. Hop, ne oluyoruz? Read the text and answer the questions. Hello, I'm Sue. I'm a swimmer. I get up early every day. I eat healthy food. Then I go to the swimming pool. I have training 3 hours every day. I want to win a gold medal at the Olympics. Evet. Does Sue get up late? Sue geç mi uyanıyor? Geç mi uyanıyormuş Su? Hayır. Sporcu kendisi. I get up early every day demiş. O zaman no. No, she doesn't. She gets up early, not late. How often does Sue have training? Ne sıklıkla spor yapıyor kendisi? Ne dedik burada? 3 hours every day. Her gün 3 saat yapıyormuş sporunu. Değil mi? O zaman ne sıklıkla? Every day. Sıklığı burada. Every day. Training. Every day. Every day, her gün. What does you want to do? Ne yapmak istiyorsun? She wants. Ne yapmak istiyor bakalım? Wants to win a gold medal at the Olympics. Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak istiyormuş kendisi. Answer the questions about your daily routine. Evet, kendi günlük rutininizle ilgili sorulara cevap vereceksiniz. Always, usually, sometimes, never kullanacağız. Always daima demekti. Usually genellikle demekti. Sometimes bazen ve never da asla demekti. Değil mi çocuklar? How often do you brush your teeth? Dişlerinizi ne sıklıkla fırçalarsınız? I always brush my teeth. Her zaman fırçalarım. Evet, gördüğünüz gibi cümlede eylemden önce yer aldı. Always. What time do you usually get up? Evet, genellikle kaçta uyanırsınız? Genellikle kaçta uyanırsın? Yani usually. O zaman I usually get up at 8 o'clock. Genellikle saat 8'de uyanırım. Tamam. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsınız? I sometimes, bazen okuldan sonra vaktimiz kalmıyor ama I sometimes ne yapayım? Meet my friends. Arkadaşlarımla buluşurum. Kitap kulübümüz var. Değil mi? Kitap kulübümüzde buluşuyoruz. Çocuklar siz kendiniz için mesela gittiğiniz kursları yazabilirsiniz. Diyelim ki I play basketball, değil mi? Bir de bir olabilirsiniz veya voleybol, tenis gibi.
Read the text and answer the questions. Senaryo 2'deyiz. I have two close friends. İki tane yakın arkadaşım var. Their names are Jack and Richard. Jack always tells the truth and he makes jokes. Richard never changes his mind easily and he always does his homework on time. Evet, iki arkadaşın özelliklerini anlatmış. Who is hardworking? Çalışkan olan kim? O zaman Richard. Yani Richard çalışkan olan. Richard is hardworking. Niçin? Çünkü he always does his homework on time diyor. Hep ödevlerini zamanında yapar. Who is honest? Dürüst olan kim? Jack. Jack is honest. Neden? Jack is honest. Çünkü diyor ki Jack always tells the truth. Her zaman doğruyu söyler diyor. Read the text. Write down two sentences to compare Helen and Carol using comparative forms of adjectives. Evet, comparative'leri kullanarak iki tane cümle yazacağız Helen ve Carol hakkında. My name is Helen. I'm 14 years old. I have got a sister. Her name is Carol. She is 17 years old. I'm 164 meters or centimeters, nasıl diyeyim? 1 meter 64 centimeter. And Carol is 170. Carol is more hardworking and punctual than me. I'm more generous and honest than Carol. Aslında cümleleri de vermiş. Yani çok da hani kendisi de comparative cümleleri vermiş. Şöyle yapalım. Helen is 14 years old. Helen 14 yaşında. Carol 17. O zaman Carol is older than Helen. Carol is older than Helen. Evet, Carol Helen'dan daha yaşlı, yaşı daha çok. Başka ne yaptık? 1.64'müş Helen, Carol 1.70. O zaman Carol daha uzun boylu, değil mi çocuklar? Carol is taller than Helen. Bu cümleleri tersine de yapabilirsiniz. Şöyle. Helen is younger than. Daha genç yapabilirsiniz. Helen is younger than Carol. Ya da Helen is shorter than Carol da olabilir. Bunlar da doğru olur çocuklar. Sonra zaten şuraya kendisi vermiş. Carol is more hardworking and punctual than me. Benden daha çalışkan ve dakik. Ben ondan daha eli açık biriyim ve dürüstüm demiş gibi. Bunları kabul edeceklerini sanmıyorum. Zaten bunlar içinde var. Kendinizin kurmanızı isteyecekler cümlelere diye düşünüyorum. Read the text and answer the questions. Hello, I'm Sue. Hello, Sue. I'm a swimmer. I get up early every day. I eat healthy food. Then I go to the swimming pool. I have training 3 hours every day. I want to win a gold medal at the Olympics. Oops. Az önce yaptık biz bunu. Aynısının tıpkısı var çocuklar. Yukarıda bir daha yazmıyorum. Evet. Yaptık. Biraz önceki sorun. Biraz geriye giderseniz aynısı var. Complete the sentences according to the table. Evet, cümleleri tabloya göre cevaplandırıyoruz. Tamamlıyoruz. Terry. Terry'e bakıyorum. İki tane yıldız. İki yıldız ne anlama geliyormuş? Sometimes anlamına geliyormuş. O zaman Terry sometimes... Terry sometimes play football. Play football. Terry bazen futbol oynar. Değil mi çocuklar? Okay. Daisy eat healthy food. Asla healthy food yemiyor. Never. Oops. Daisy
Neden böyle acaba oluyor ki bu? Buraya alamadım bir türlü. Olacak galiba. Daisy never eats unhealthy food. Ay pardon. Asla unhealthy. Aferin ona ya. Ben de birden dedim ki ne biçim bir örnek oldu bu. Unhealthy food. Asla sağlıksız yiyecek yemiyormuş kendisi. Örnek oldu. Aferin. Sonra Terry get up late. Bakıyorum. Get up late. Terry yine sometimes. Terry sometimes gets up late. Bazen geç uyanırmış olabilir. Bu devam ediyormuş tane mi? Ha, daha olacak sandım. Tamam, bu kadar bitti. Ha, şurada S takısını da katalım. Klavye iyicene insanı şey yapıyor şurada. S takısını da unutmayalım. Evet çocuklar, here she it'te S takısını kullanmayı unutmayalım. Bu kadar. Kısa sürdü bence. Umarım hepiniz yüz alırsınız. Sağlıcakla kalın.